Anne. Abim beni aldatıyor. Abim seni aldatıyor mu? Yani emin misin? Nereden biliyorsun ki? Hapisten çıktığı gün var ya. Hapisten çıktığı gün diyorum bak, o gün. Direkt o kadının evine gitti. İnanabiliyor musun? Özgürlüğüne kavuştuğu anda o kadına gitti. Beni değil, o kadını tercih etti. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Belki başka biridir yani, arkadaşı falandır. Yanlış anlamışsındır. Ah Hande, biz kadınlar var ya... Biz kadınlar erkekler konusunda bahane uydurmakta o kadar iyiyiz ki. Ben de böyle sandım bu arada. Ve bu sabah aynı yere gittim. Ve o aynı evden bir kadın çıktı. Kadını görünce kendimi o kadar çirkin, o kadar değersiz hissettim ki. Sanki böyle sevilmeye layık biri değilmişim. Ben böyle hissettim işte, biliyor musun? Ama o kadar aptalım ki ben hala abini çok seviyorum. Seviyorsun. Ben bana bunu yapmasına rağmen hala onu seviyorum. Ama içimde bir şey kırıldı, biliyor musun? Böyle şuramda, böyle bir şey koptu. O kopan şeyi hissediyorum. Şimdi ben böyle hiçbir şey olmamış gibi davransam, hiçbir şey olmamış gibi gitsem böyle ona, yüzüne baksam, onun böyle gözlerin içine baktığımda orada kırılan şey benim burama batmayacak mı? Batacak, ben onu biliyorum. Ne yapayım ben Hande? Ne yapayım ben şimdi? Ben şimdi kocamı boşayayım mı? Ha? Kocamı boşayayım yani, gururumu dinleyip kocamı mı boşayayım, yoksa evliliğimi mi kurtarayım? Ne yapayım ben şimdi? Acele karar vermemek lazım. Yani sonuçta çocuğunuz var. Çocuğumuz mocuğumuz yok bizim. Bizim çocuğumuz falan yok. Ben hiç çocuk doğurmadım. Mine senin çocuğun değil mi? Değil. Nasıl değil? Değil. Peki kimin çocuğu Mine? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Serkan Amerika'ya gitti bir ara. Sonra oradan döndüğünde yanında Mine vardı. Annesi kim? Annesi kim? Annesi Amerikalı bir kadınmış. Hamile kalmış, çocuğu doğurmak istememiş. İstememiş yani çocuğu. Serkan da almış getirmiş buraya. Yani anlayabiliyor musun? Ben Serkan'ı o kadar çok seviyorum ki onun çocuğuna bakmayı bile kabul ettim. Bir dakika, ben kaybolduktan sonra Serkan yurt dışına mı gitti? Evet. Ne zaman yani, ne kadar kaldı orada? Yani bir yıl falan. Bir yıl. Peki ben... Ben tam olarak ne zaman kayboldum? Ha, bilmiyorum Hande. Yani aslında o 2011... 2011 Ocak. Ocak'tı galiba. Öyle hatırlıyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim şu an. Kendimi daha rahatlamış hissediyorum. Artık sen benim sırdaşımsın ha. Benim yüzümden uykusuz kaldın. İyi geceler. İyi geceler.